Ay şuraya bak, kocaman ev. Abi bu salon mu koysak? Bunları diziler için mi yapıyorlar acaba? Yoksa gerçek hayatta da böyle evlerde yaşayanlar var mı? Neredeydin sen? Bizim evlerimiz de küçücük, kümes gibi. İçinde debelenip duruyoruz. Bir gün şöyle bir hayatın onda birini yaşamak nasip olacak mı ki? Aşk olsun. Bu da kim böyle? Hep de dizi saatinde gelirler. O zaman şimdi. Melih Hanım teyze, hoş geldiniz. Tanrı, misafiri kabul ediyor musun? Burası benim evim değil ama tabii. Geçin oturun şöyle. Tamam. Aman bu ne? Gene bize gelecek bir fatura. Yanlışlıkla sizin kutuya mı konmuş? Fatura değil, garanti belgesi evladım. Senin de benim de hayatımızın garantisi. Anlatacağım. Ev sahibeleri yok mu? Yok. Çocuklar okula gitti. Sadık Bey işe gitti. Betüş Hanım demin çıktı. İyi oldu, seni yalnız yakaladım. Geç, otur şöyle. Seninle konuşacak çok mühim şeyler var. Çok mühim şeyler. Ne? Bir dakika. Evet. Kapatayım. Buyurun Meyve Hanım teyze. İsteme. İşte böyle Firuzeciğim. Bana git dedi. Ben de intikamımı böyle alacağım. Tarlaları satacaksınız. Yalanacağım. Duvarınıza boydan boya televizyon yaptıracaksınız. Devamlısı kadar. Sizce bu iyi bir intikam planı mı? Tabii ki değil. Ama Suzan anca bu dilden anlar. Ne bileyim Mehba Hanım teyze. Siz de Suzan Hanım da çok iyi insanlarsınız. Kendinizi biraz zorlasanız gül gibi geçinip gidersiniz. Ama ne alıp veremediğiniz var ben bir türlü anlamadım. Geçinemiyoruz işte. Sen onu boş ver. Bana alındın mı onu söyle. Ne için? Tarlaları satıyorum diye. Hiç olur mu öyle şey Mehba Hanım teyze? Ben o zaman da şimdiki gibi Suzan Hanım'a kızgın olduğunuz için... ...şakadan bana tarlaları vasiyet ettiğinizi gayet iyi biliyorum. Aşk olsun, ben böyle şeyi şakadan vasiyet eder miyim? Gayet ciddiyim. Yalıya taşınırken seni de yanımda istiyorum. Seni de, kocanı da, çocuklarını da. Sonra günü gelir ben bu dünyadan göçerim... ...her şeyim size kalır. Ne? Gelmem deme. Darılırım. Ama Mehba Hanım teyze, ben yıllardır bu insanların yanında çalışıyorum. Sizi de çok seviyorum ama... ...bu çocukları, bu aileyi bırakıp... ...gelip sizin yanınızda çalışmam doğru olmaz. Çalış diye demiyorum kız. Yalıda bir sürü yardımcı tutarız. Nasıl yani? Şöyle diyorum Firuze, seni yalıya hizmetli değil bir hanım olarak davet ediyorum. Gözlerini kapa bir hayal et. Sen, ben, ailen güzel bir yalıda yaşıyoruz. Büyük dev bir televizyonumuz var. Demin seyrettiğin diziyi orada seyrediyoruz. Hadi bak ben hayal ediyorum. Hadi. Fatma Hanım. Fatma Hanım bir bakar mısınız? Buyurun Firuze Hanım. Fatma Hanım ben çay ve kek rica ediyorum. Baş üstüne Firuze Hanım. Ben de bir kola daha istiyorum. Baş üstüne Mehbibe Hanım, pardon. Başka bir arzunuz? Çocuklarım neredeler? Odalarındalar efendim. Çikolata yemiyorlar, vermiyorsunuz değil mi? Tembihlediğinizden beri vermiyorum efendim.
Aferin. Günde sadece bir tane çikolata yemeliler. Kapıya bakabilirsiniz Fatma Hanım. Geldiler. Ben kalkayım da onlar buraya otursun. Ölümü öp sakın. Sen burada oturacaksın. Suzan bu rahatsız koltukta oturacak. Bizim Yalı'ya en sevdiği filmi büyük ekranda seyretme hayaliyle gelip kıyı köşede seyretsin de gününü görsün. Bana yaptığı zulmü daha iyi anlar. Suzan Hanımlar geldiler efendim. Buyursunlar. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. Öpeyim hala. Hoş geldin Yalaka. Yalı'ya taşınınca halan olduk tabii. Nasılsın Suzan? Dönek ne olacak? Yalı'ya taşınınca Suzan olduk tabii. Merhaba Firuze. Halacığım beni hiç görmüyorsun. Buraya kadar geldim. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Gel otur canım otur. Yok ben oturmayacağım. Ben siz film seyrederken bahsetmek istiyorum. Kocan nerede? O mutlaka bahsediyor. Yukarıda. Ama sen yolu bilmezsin Avni. Fatma göstersin. Eve az gelip gittiğin için diyorum. Tamam. Fatma. Buyurun Avni Bey. Yukarısı nerede? Yukarıda. O zaman gösterin bana. Önden buyurun. Tamam ben göstereyim. Buyurun. Film başlığı da çok olmamış. Şöyle kuralini de sevdim. Ayhan abi çok. Oraya değil. Buraya. Buraya otur. Pek rahat değil ama idare edeceksin Suzancığım. Malum misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Ne güzel değil mi? Güzel vallahi ne yalan söyleyeyim. Hayal etmek bedava nasıl olsa. Ne hayali kızım? Gerçek diyorum, gerçek. Ben buradan doğru emlakçıya gidiyorum. Tarlaları sattırıp sana bana bir yalı baktırıyorum. Mevhanım teyze siz ciddisiniz. Hala inanmıyorsan bekle bugüne yarına görürsün. Yeter ki emlakçı tarlaları hemencecik satsın. Benle geleceksin değil mi? Bilmem. Önce Betüş Hanım'a sonra da Davut'a sormam lazım. Onlar devede kulak. Hadi ben gidiyorum. Gidişatı sana haber veririm. Tamam. Ne diyeyim Allah işinizi rast getirsin Mevhanım teyze. Amin. O benim sihirli ağam.